Merhabalar, ben Hatice. Doruk'un eşiyim. Biz birlikte bir şeyler yapıp böyle internete yüklemeye başladık. Ben de size dökeceğimiz reçinelerden bahsedeceğim biraz. Size onları hem göstereceğiz, nasıl hazırladığımı anlatacağım. Hem de döküm aşamasında reçineyi nasıl hazırladığımızı göstereceğiz. Çeşitli kalıplar var. Bu kalıplara yerleşimler yaptım. Çeşitli kompozisyonlar kurarak yerleşimler yaptım. Renk uyumuna dikkat ettim. Renk uyumunun yanında bitkilerin aynı bitkilerden kompozisyonun içerisinde bulunmasına da dikkat ettim. Deniz kabuklarından yaptığım bir kısım var. Yosunlarla çalıştığım, deniz kabuklarıyla çalıştığım belli başlı bir kısmın yanında bir de bitkilerle, güllerle, işte odun parçalarıyla hazırladığım kısımlar da var. Ben şöyle bir kalıp edindim. Bu normalde buz kalıbı. Buz kalıbını da deneyeceğim ilk defa. Bakalım nasıl çıkacağız. Çıkacak. Birlikte göreceğiz. Siz de göreceksiniz. Şöyle bir şey de yaptım. Bu gördüğünüz alttaki parça bir dal parçasıydı. Şöyle bir dal parçasıydı. Bu daldan bir parça kestim ben önce. Daha sonra etrafına bant yapıştırdım ki sızma yapmasın. Alt tarafını da kapattım. Hiçbir şekilde açıklık yok. Artık reçineyi döktüğümde bunlar hiçbir şekilde sızma olmayacak. İçerisine yine aynı şöyle çam dalından bir parça koparıp koydum. Renklendirilmiş canlı, şu an canlı değil tabii ki de, gerçek yosun parçalarından yerleşim yaptım. Renk uyumunun tek renk olmamasına özen gösterdim. Hem koyu yeşil, hem orta ton, hem de açık ton yeşil yosunlar kullandım. İçinde deniz kabuğu var ve bunu bir yere sabitleyip reçine dökümü yapacağız. Reçine dökerken kullandığım çubuklar. Bunu karıştırmak için kullanıyorum. Bunu da reçine döktüğünüz zaman hem yosunlar hem de içerisine koyduğunuz bitkiler hareket edebiliyor. Bu çubukla bozulan hareketlerini eskisi gibi kompozisyona dahil etmek için kullanıyorum. Şimdi iki tane şöyle sıvımız var. Biri sertleştirici, biri de normal reçinesi. Şimdi bu sertleştiricisini kullanmadan reçine hiçbir şekilde yoğunlaşıp sertleşmiyor. Bunu birlikte kullanıyoruz. Kap olarak herhangi bir plastik bardak kullanabilirsiniz. Plastik kapa çift kullanırsanız daha sağlıklı olur. Daha şubu yapma durumu olabilir. O yüzden iki kat daha sağlıklı olacak. Şimdi kullandığımız malzemeyi 2'ye 1 kullanıyoruz. 2 ölçek birinden, 1 ölçek birinden kullanıyoruz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Döktüğünüz reçinenin yarısı kadar sertleştirici kullanıyorsunuz. Yani 2 burası, 1 burası. Şimdi ben göz kararı yapacağım. Ölçek kullanmıyorum. Daha sonra yeterli gelmezse tekrardan karıştırabilirsiniz. Evet, sıvılarımızı döktük. Şimdi geniş olan dondurma çubuğuna benzer ya da işte çay karıştırma çubuğuna benzer bir çubukla karıştırıyorum bunları. Birbirlerine iyice karışması gerekiyor. Karışıp karışmadığını aslında sıvıya bakarak anlayabilirsiniz. Sıvıya baktığınızda tamamen su gibi berrak görünmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde arada dalgalanmaların olmaması gerekiyor. Hızlı karıştırmayın, yavaş karıştırın ve tek yöne karıştırın ki daha az hava alarak baloncuk oluştursun. Çünkü oluşan baloncuklar daha sonra sizin için sıkıntı yaratabilir. Şimdi ben bunu karıştırıyorum iyice. Siz masanızı hazırlamadan önce masanızda bulundurmanız gereken şeylerin içerisinde bir tane çakmak da yer alıyor. Normal bir çakmak değil de mutfaklarda kullandığınız ağzı uzun çubuk gibi olan çakmaklar daha verimli olacak. Çünkü çok fazla döküm yaparsanız çakmak ısınıyor ve eliniz yanmaya başlıyor. Çakmağı tutamıyorsunuz. Ateş elinize gelmeye başlıyor. O yüzden uzun burunlu çakmakları kullanırsanız daha iyi olur. Evet, ben bunu güzelce karıştırıyorum. Çok az kaldı. Size de yakından göstereceğiz. Bir de şöyle bir bilgi vereyim. Kullandığınız bitkilerin hepsi zamanla kendi renginde kalmayabiliyor. Şimdi bazı çiçekler var. Örneğin kır çiçeklerinin arasından toplayabileceğiniz
eflatun çiçekler oluyor. Bu çiçeklerin bazıları rengini korurken bazıları rengini koruyamayabiliyor. Bunu da eğer sürekli döküm yapacaksanız, yani bunu bir iş edinecekseniz, zaten zamanla hangi çiçeğin renginin attığını, hangisinin daim kaldığını yavaşça keşfetmeye başlıyorsunuz zamanla. Evet, ben karıştırdım bunu çok iyi. Şöyle üstten gösterme şansım var mı? Şöyle iyi. İçerisinde baloncuklar var ama çok çok ufak nokta gibi baloncuklar var. Büyük baloncuklar oluşmadı. Köpürmedi. Bazen köpürebiliyor. O zaman da olumsuz oluyor. Şu an bayağı su gibi oldu. Görüntü olarak su gibi oldu ama tabii ki kıvam olarak su gibi değil. Daha yoğun. Dökümü çok acele etmeyin ama çok da ağır kalmayın. Dökümü çünkü yaparken yavaş yavaş bu malzemeler kimyasal tepkimeye girdiği için ısınmaya başlıyor ve yoğunlaşmaya başlıyor. Yoğunlaştıkça da döküm yaparken görüntüde, kıvamda problemler oluyor. Yani dalgalar bırakabiliyor kimi yerde. O yüzden çok da geçe kalmayın. Ben bir peçete almaya gideceğim. Peçete almayı unutmuşum. Şimdi yine bazı şeyler söyleyeyim. Bu kalıplarımız düz kalıplar. Bu kalıplar düz olduğu için şu an gördüğümüz yüzü kullanacağımız yüzü aslında. Fakat şu kalıplar içbükey kalıplar. Bu kalıpların düz tarafı boynunuza astığınızda teninize gelecek kısmı olduğu için bunun üst yüzeyi ön yüzeyi değil aslında. O yüzden koyacağınız bitkileri ters koyarsanız, yani öbür tarafının görüneceğini düşünerek koyarsanız daha iyi edersiniz. Şu kalıplar da şu ve şu kalıplar da boncuk kalıplar. Boncuk olduğu için yerleşimini içerisindeki malzemenin yerleşimini ona göre yaparsanız, yani içerisinden ip geçeceği için bu boncuklar bu şekilde değil bu şekilde duracağı için içerisini ona göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Şimdi döküme başlıyorum. Renk kullanmayacağım şu anda. Renk kullanacağım işler var içerisinde, fakat rengi normalde buraya da dahil edebilirsiniz. Fakat ben şu ince çubuklarla, yani müdahale malzemelere müdahale ettiğim ince çubuklarla da boyayı alıp boyayı bu şekilde de dahil edebiliyorum. Geneline yaymıyorum, sadece ufak dalgalar, birkaç yerde lekeler bırakmak istiyorum. O şekilde yapıyorum. Ama tamamen bu sıvıya da dahil ettiğim oluyor boyayı. O zaman tamamen reçineniz o renkte çıkacak. Ben o şekilde istemiyorum. Bazı yerlerin şeffaf kalmasını istiyorum. Şimdi dökümüne başlıyorum. Peçeteyi şu yüzden aldım. Bazen bu ağız kısmından akmaya başlıyor ve diğer taraflara damlıyor. Onu engellemek için peçeteyi aldım. Eldiveni unuttum. Bu malzeme biraz sıkıntılı bir malzeme. Elinizden sabunla da çıkmıyor. Ve kimyasal bir malzeme olduğu için zararlı bir malzeme. Aslında hem eldivenin yanı sıra hem eldiven hem de ağzınıza bir maske kullanmanız gerek. Evet, kalıpsız kendi yaptığım kolyeyi, reçinesini döktüm. Baloncuk oluşturmadı. Normalde üzerinde baloncuklar oluşuyor dökerken. Baloncuk var ama iç kısımda var. O yüzden o çok da sıkıntı değil. Kenara yaklaştığı zaman onu çubukla orta kısma doğru itebiliyorsunuz. Onun dökümünü yaptım. Şimdi diğerlerinin de dökümünü yapayım. Ağır davranın. Birden boşaltmayın. Birden boşalttığınızda kurduğunuz kompozisyon da dağılabiliyor. Ağır ağır dökerseniz koyduğunuz malzemelerin aralarına reçine daha güzel girecek. Çünkü girmezse bazı yerlerde, sizin görmediğiniz yerlerde baloncuk bırakıyor. O zaman reçinenizin üst yüzeyinde baloncuk kalırsa, bazıları onu habbe diyor. Eğer o kalırsa o delik bu sefer yaptığınız, ürettiğiniz tasarımın kusursuz olmamasına neden oluyor. Çok fazla değil ama benim kompozisyonum şu an biraz bozuldu. Şu an çubukla biraz onu düzeltiyorum. Zaman içerisinde yine bozulacak. Bozulabilir. Çünkü hafif malzemeler içerisindekiler.
Öyle olduğu için arada bir kontrol etmeniz gerekiyor ama bu kontrol süresi tabii ki 5-10 dakika içerisinde olacak. Çünkü daha sonra hareket ettiremezsiniz ve çine bozulur. Çünkü yavaş yavaş donmaya başlıyor. Döküğümüzü yaptık. Tabii daha önce söylediğim gibi baloncuklar oluştu ister istemez. Şimdi çakmağımla onları size nasıl patlatacağınızı göstereceğim. Şimdi büyüklerin dışında ufak baloncuklar da var. O yüzden dikkatli bakın ve oraları da tutmaya çalışın. Yalnız çok fazla da tutmayın çünkü bitkiler yanabiliyor. Şimdi bazı bitkilerin altında da mesela şunun altında baloncuk olduğunu görüyorum. Onu o yüzden biraz hareket ettirirseniz baloncuklar tekrar yukarı çıkıyor. Böyle kolaylıkla patlatabilirsiniz. Şimdi ben bu patlatma işlemine devam edeceğim. Fakat tabii çekime ara vereceğiz. Bunlar donduktan sonra yani tam 24 saat sonra size bunların bitmiş halini de göstereceğim. Yalnız birkaç ayrıntı var. Mesela bazı kalıpları tamamen dökmedim şunları. Çünkü bitkiler yukarıya kalktığı için bitkiler reçinenin dışında kalmasın diye iki döküm de yapıyorum. Bunlara birer döküm daha yapacağım. Bunlara, şunlara birer döküm daha yapacağım. Şunlara da. O yüzden onları yarım bıraktım ki en üstte kalmasın bitkiler diye. Evet, sizin için 1-2 saniyelik fakat bizim için bir günlük süreç var önümüzde. Bunlar donduğunda görüşürüz. Şimdi dün dökmüş olduğumuz reçineler dondu. Ben birkaç tane farklı çeşitten size göstereceğim, çıkaracağım şu an. İlk önce bu kalıbını banttan, koli bandından yaptım. Kendi yaptığım şeyi göstereyim. Biraz zımpara isteyebilir. Daha sonra bozuk yerlerini zımparalayarak düzeltebilirsiniz. Şimdi bunlar delikleri olan kalıplar. Bunların hazır kendi delikleri var. Böyle tertemiz çıkmış vaziyette. Birkaç tane de deliği olmayan kalıplardan çıkartacağım. Görüyorsunuz. Bunu daha sonra deliği olmadığı için üstten ince bir matkap ucuyla, takı için kullanılan matkap uçlarıyla delip vidalayabilirsiniz. Evet, yine problemli yerlerini zımparalayarak düzeltebilirsiniz. Bunu da aynı şekilde ya şu kısımdan ya da bu kısımdan vidalayacaksınız. Bir de şu buzdolabı kalıbından yaptığım reçinelerden çıkartayım. Evet, gayet başarılı olmuş. Evet, bunu da yine ortadan kesip yanlardan vidalayarak iki ayrı takı olarak hazırlayacağım. Yine bu keskin yerlerini zımparalayarak düzelteceğim. Takı olarak hazırladığımda tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, donan ürünlerimiz en sonunda işlemleri bitti. Ufak tefek pürüzleri vardı. Onları zımparaladım, parlattım. Daha sonra böyle iplerine taktım ve şimdi size gösterelim dedik. Şöyle yakından göstereyim ben. Cam gibi şeffaf. Sert, yumuşak değil. Bir de daha önce gösterdiğim şu ürünümüz var. Banda dökerek yaptım. Ben bunun işlemi bittikten sonra biraz şekil verdim. Bunu da zımparaladım ve parlattım. Sadece üstüne belki bir vernik sürülebilir buraya.
Bunların işlemleri hepsinin bitti. Bu şekilde siz de eğer dilerseniz anlattığımız şekilde yapıp kullanabilirsiniz.